Ahir zamandayız. Müslümanları engelleyenler olacak. Engelleyenler olduğunda bir sevap alıyorsanız 100.000 sevap alırsınız. Engelleme yok da teşvik olursa ne olur biliyor musun? Bir sevap alırsın. Eğer engelleme olursa 100.000 sevap alırsın. Onun için engellemeler, baskılar, tehditler çok makbuldür. Yakında İttihat İslam olacak. 1 milyar götür, para ver, sadaka ver. Bir sevap alırsın. Şu an 1 milyar verirsen trilyon sevap alırsın. Zorlukla orantılıdır. Yani tabii şimdi biz büyük bir şevkle İttihat İslam bekliyoruz. Tabii ki çok güzel. Ama sevap bitiyor artık. İttihat İslam'dan sonra. Çok az olursun sevap. Çok çok az. Tehdit ne kadar kuvvetliyse, baskı ne kadar kuvvetliyse o kadar çok sevap alır. Diyor ki işte babam engelliyor. Çok sevap alırsın. Kim diyor ki mesela eşinle engellediğini söylüyor. Çok fazla sevap alır. Kimi diyor ki hanımı baskı yapıyor. Çok sevap alır. Sahabiler ilk başta çok fazla sevap alıyorlardı. Sonra sevapları azaldı. Çünkü ortalık sakinleşti. Ayette de var ya, şimdi diyor sizden 20 kişi 100 evet. kişi yener diyor. Evet. Ama sonra vakit geçince durum değişiyor. Yani sevabın gücü de azalmış oluyor. Onun için Allah Cenab-ı Allah şeytanı Allah'a sınırım. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yine her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor Cenab-ı Allah. Zorluklar çok makbuldür. Hastalıklar çok makbuldür. Dertler çok makbuldür.